Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda şeytan ne yer ne içer sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Bu konuda insanlar gerçekten merak sahibi ve acaba şeytan ne yer ne içer hatırlarına gelebiliyor. Bizler nasıl ki bir şeyler yiyoruz, bizim kendimize göre gıdamız var. Herhalde şeytanın da kendine göre gıdası var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bize bazı hatırlatmalarda bulunuyor. Mesela diyor, sizden birisi evine girdiğinde Eûzü Besmele çeksin, selam versin ve o şekilde olduğunda şeytan diyor o evden uzaklaşır. Yemeğe oturduğunda Besmele çeksin. Eğer diyor Besmele çekmeyecek olursa şeytan onunla beraber yer içer. Burada şeytan gerçekten insanla beraber yer mi içer mi? Bu konu değişik şekillerde ele almaya müsait. Bundan murat bazı alimler tarafından şöyle değerlendirilmiş. Demişler ki şeytanın insanla beraber yemesi içmesi demek insanın o yediğinden pek de hayır görmemesi ve o yemeğin bereketinin gitmesi anlamına gelir. Bu mealde bazı rivayetler görmekteyiz. Mesela bir topluluk böyle yemek yiyor ve hepsi rahat bir şekilde yemeklerini yiyorlar. Ama daha sonra birisi geliyor, besmele çekmemiş, yemek çok kısa bir zamanda tükeniyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu münasebetle sonradan gelen diyor besmele çekmedi. Eğer besmele çekmiş olsaydı yemek hepinize çok rahat yetecekti. Burada bereket diye bir şey karşımıza çıkmakta. Demek ki bereket dediğimiz bir olay var ve bu berekete şeytan müdahale edebilmekte. Eğer biz yerken içerken besmele çekecek olursak şeytan o zaman onun bereketine engel olamıyor. Şeytan bizimle beraber yemiyor ve içmiyor. Ama besmeleyi söylemediğimizde, terk ettiğimizde bu şeytanı memnun ediyor ve o oradaki insanlarla beraber adeta yiyor, içiyor. O yenilecek şeylerin bereketini alıp götürüyor. Bu noktada zaman zaman belki şu hatıra gelebilir. Diyelim yemeğe başladık ama başta besmele çekmek hatırımıza gelmedi. Ta ortasında hatırımıza geldi. O zaman ne yapacağız? O zaman Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi demek gerekiyor. Yani hem başında hem sonunda Allah'ın adıyla başlarım mealinde. Bunu söylediğimiz zaman bu da yine bir kefaret gibi oluyor adeta. Hiç söylememekten iyi oluyor. En azından geriye kalanı kurtarmış oluyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman insan geriye yönelik de eğer besmelesiz yedikleri içtikleri varsa en azından fikir itibariyle, niyet itibariyle Ya Rabbi şu ana kadar besmelesiz yediğim bütün şeylere tümüne toptan besmele çekiyorum diyebilir. Seni hatırlamadan yediğim bütün şeyler için tövbe istiğfar ediyorum diyebilir. Malum bizden istenen diyelim bir yemek olayında zikir, fikir, şükür. Zikir başta Bismillah ile başlamak. Fikir Allah'tan geldiğini düşünmek. Şükür ise sonunda elhamdülillah demek. Böyle yaptığımız zaman bu yemiş olduğumuz gıdalar bizim için bir nur olur. Ve insanın vücudu daha böyle hem beden itibariyle daha sıhhatli olur hem de manevi hayatı daha istikametli olur. Ama bir vücut düşünün ki devamlı haramla besleniyor. Devamlı besmelesiz o insan yiyor ve içiyor. Artık haramla beslenen o vücuttan çok da hayır gelmez. Ayak onu hayırlı yerlere götürmez. Kulak ona hayırlı sözleri dinletmez. Göz onu devamlı haramlarda gezdirir. Ve netice itibariyle de bu şekilde yaşayan bir insan ateşe layık olur. Devamlı haramlarla beslene beslene harami olur. Manen eşkıya hale gelir ve bunun neticesinde o insan ateşe layık bir vaziyet kesbetmiş olur. Ama şeytan tabi insanlardan ümidini kesmiyor. Hatta peygamberlerle bile uğraşıyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun örneğini de görmekteyiz. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın Kehf suresinde anlatılan bir kıssası vardır. İşte o kıssada kıssanın baş kısmında şöyle bir olay da var. Hazreti Musa'nın yanında
bir delikanlı var. Beraber yola çıkıyorlar. Ve yanlarında yiyecek bir şey almışlar. Orada balık da var. Ancak bu balık böyle suya karıştığında, atladığında Hazreti Hızır'la buluşacakları yer olacak. Bunun bir alameti olacak. İşte yol esnasında, yolculuk esnasında böyle bir olay oluyor fakat unutuluyor. Orada ve ma ensanihi illa şeytan en ezkura. Orada Hazreti Musa'nın yanındaki şeytan bana onu unutturdu. Ondan bahsetmeyi unutturdu diye bir ifade kullanılıyor. Demek ki şeytan insanlara faydalı, gerekli olan şeyleri unutturmaya çalışıyor. Besmele'yi unutturmaya çalışması da bunlardan biri. Allah'ın zikrini unutturmaya çalışması bunlardan biri. Ve bu şekilde insan insanların hem maddi hem manevi gıdalarına ortak olmaya çalışıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmakta: Küllü emrin zibalin lem yübde bi besmele fehu ebter. Yani kıymeti olan her bir iş eğer bir besmele ile başlanmazsa onun sonu ebterdir, neticesizdir. İşte bir insan başlamış olduğu bir işe Bismillah diyerek Allah adıyla başlamamışsa hayırlı bir başlangıç olmuyor ve bereket itibariyle onun bereketinden istifade edemiyor. Yerken de böyle, içerken de böyle ve bir işe başlarken de böyle bir insan besmeleyi hayatında esas almalı ve o şekilde yemeli, içmeli, zikretmeli ve haline şükretmeli. Burada belki şöyle bir soru hatıra gelebilir. Şeytan nasıl oluyor da insanın yediğini yer, insanın içtiğini içer? Onların gıdası herhalde bizim gıda türünden olmaması gerekir. Onlar ruhanidir, ateşten yaratılmış varlıklar. Nasıl olur da bizim yediğimiz gıdalarla beslenirler? Belki de burada şeytanın insanın yediğine içtiğine ortak olması hadiste ifade edilirken bereket noktası nazara verilmiş oluyor. Yani şeytan onun yediğini işe yaramaz bir hale getirir. Şeytan onun besmelesiz başladığını yer, ona ortak olur. Bu mana ifade edilirken burada kastedilen bereketinin gitmesi, o insanın bundan manen istifade edememesi, bu mana anlaşılabilir. Yoksa şeytanın bizim bildiğimiz anlamda bu şekilde bir gıdaya ihtiyacı yoktur. Bu da yine bir mülahaza olarak düşünülmesi gerekir. Değerli izleyenlerim, görülüyor ki şeytan boş durmuyor, rahat durmuyor ve insanları yoldan çıkarmaya çalışıyor. Yediklerine ortak oluyor, içtiklerine ortak oluyor, yaptıklarına ortak oluyor, evlerine ortak oluyor ve o şekilde şeytan bir nevi özellikle şu ahir zamanda altın devrini yaşamak istiyor. Eskiden günahlar daha böyle münferitmiş, o derece toplumsal değil ama maalesef devamlı böyle şeytanın telkinleriyle, şeytan fikirli insanların telkinleriyle artık manevi değerlerin yerini bir kısım insanlarda başka değerler, daha doğrusu değersiz şeyler almaya başlıyor. Sevabın yerini günah alıyor, helalin yerini haram alıyor, güzelliğin yerini çirkinlik alıyor. Böyle olunca da gerçekten insanlık aleminde çok kargaşalar meydana gelebiliyor. Cenab-ı Hak bütün bu gibi kargaşalardan, günahlardan, pisliklerden, kötülüklerden hem bizleri hem de nesillerimizi muhafaza eylesin. Evlerimize girdiğimizde besmele ile girmeyi, yerken içerken besmele ile başlamayı hepimize nasip eylesin. Bu mülahazalarla bugünkü sohbetimi noktalıyor. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.